Altındağ yeniden Refah Belediye Başkanı adayı Mehmet Altıngöz, seçim bölgesi Altındağ'da bu kez İskitler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaptığı konuşmada Altındağ'ın birçok bölgesinde olduğu gibi buranın da ihmal edildiğini ve sokakların bakımsız ve ikiz bırakıldığını söyledi. İskitlerin bir kapalı pazar yerinin dahi olmadığına dikkat çeken Altıngöz, "Milli Görüş Belediyeciliğinde ayrım olmaz. Her sokağa, her mahalleye ihtiyacına göre zamanında hizmet vereceğiz," dedi. Altınköy seçim otobüsünde halka seslendikten sonra basın mensuplarının sorularını da şöyle değerlendirdi. Bugün bir kez daha Altındağ için çare var diyoruz. Bugün bir kez daha Altındağ için alternatif var diyoruz. Ve bugün bir kez daha artık yeniden Refah Partisi var diyorum. Kıymetli Altındağlılar, bizler sokak sokak, cadde cadde, dükkan dükkan geziyoruz. Peki niye geziyoruz? Çünkü bir derdimiz var. Nedir bu derdimiz? Yeniden Refah Partisi ile ahlaklı belediyeciliğin gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Altındağ değişecek, Altındağ değişecek, Ankara değişecek. 31 Mart'ta yeniden Refah, yeniden Erbakan, yeniden Milli Görüş, yeniden adil düzen diyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Efendim ilk gün haberin olduğu yerlerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere yoğun bir biçimde hazırlanırken siyasi partilerde de tabii ki buna hazırlık tüm hızıyla sürüyor. Özellikle son çıkışıyla Türkiye'de büyük dikkat çeken Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki gerçekten de böyle hızlı yükselişi herkesin dikkatini çekiyor. Ve şu anda Ankara Altındağ'ın en genç Yeniden Refah Partisi belediye başkan adayı Mehmet Altıngöz'ün biraz önce mahalle toplantısını ekrana getirmiş. Şimdi kendisine hem mahalle toplantısını hem de çalışmalarını soracağız. Öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Size de teşvik ettiğinizden dolayı teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bugün İskitler'deyiz. İskitler'de bir mahalle toplantısı yaptık. Sağ olsun mahalle sakinlerimiz bizlere eşlik ettiler. Ve burada bir kez daha Milli Görüş Belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliğini getireceğimizin müjdesini verdik. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak ve teşkilatlı olarak her gün sahadayız. Sokak sokak geziyoruz, cadde cadde geziyoruz. Çünkü şunu biliyoruz, Türkiye'nin bugün her zamankinden daha fazla Erbakan'a, her zamankinden daha fazla Milli Görüş'e ve her zamankinden daha fazla ahlaklı belediyeciliğe ihtiyacı var. Altındağ'dasınız, uzun süredir sahadasınız. Aslında son düzlükte siz aday oldunuz değil mi? Evet. Biraz hazırlıksız mı yakalandınız desem? Şöyle, teşkilat içinde zaten 5 yıldır aktif görevler alıyoruz. Bizim için hazırlıksız yakalanma diye bir durum yok. Çünkü biz 5 yıldır zaten sadece seçim zamanı değil, geçim zamanında sahada olan bir partiyiz. Bu nedenle evet, son dakikadayız. Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın takdirleriyle Altındağ Belediye Başkanı adayı olduk. Ama adaylarımız açıkladığı günden bugüne hiç durmadan çok kıymetli meclis üyesi adaylarımızla, teşkilatımızla sahada karış karış dolaşmaya devam ediyoruz. Ve bugün Altındağ'da şunu görüyoruz. Altındağ'da mevcut yönetimin en büyük alternatifi Yeniden Refah Partisi'dir. Neden? Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz durumlara en iyi çözümleri sunan, en iyi tedavi yöntemlerini sunan ve bunu halkımızla diğer siyasi partiler içine olmak suretiyle paylaşan tek parti Yeniden Refah Partisi'dir. Biz burada şunu ifade ediyoruz. Ahlaklı belediyecilik. Nedir bu ahlaklı belediyecilik? Yolsuzluğun, rantın, hırsızlığın olmadığı bir belediyecilik. Nedir bu ahlaklı belediyecilik? Eğer mahallenizde ayakkabısı yırtık bir çocuk var ise, evine ekmek götüremeyen bir emekli var ise bunun derdiyle dertlenen bir belediyecilik. Nedir bu ahlaklı belediyecilik? Hocamızın tabiriyle milli görüşçü bir belediye başkanı bir fakirin çuvalını taşımayı şeref bilir. Bu sözü eylemlerine döken bir belediyecilik. Bu nedenle bizim en büyük vaadimiz şudur. Bizler başka partiler gibi parayla, eşyayla veya boş vaatlerle yola çıkmıyoruz. Bizim en büyük vaadimiz bizler nasip olursa ahlaklı belediyeciliği. 81 ilde
922 ilçede tesis edeceğiz. Göbe Halakı Belediyeciliği tesis ettiğimiz zaman emin olun emeklinin, işçi, memurun, birçok vatandaşın ve düşkün kesimin sorunlarını zaten çözmüş olacağız. Ben son sorum şu olsun, benim tabi arkadaşlar diyor. Sahadasınız uzun bir süredir. Yani son günlerde tüm mahalleleri dolaştınız. Evet. Siz belediye başkanı seçildiğini düşünürsek yani Mehmet Altıngöz'ün ilk Altınlar'a yapacağı icraat ne olacak? Nereden başlayacak çalışmaya? Şöyle bir durum var. Hemen bulunduğumuz yeri söyleyelim. İskitler ve burada bir kapalı pazar yeri yok. Bunun dışında birçok mahallemizde ulaşım sorunu var. Sokak hayvanları sorunumuz var. Başı boş sokak hayvanları. Gençlerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız sokaklarda rahat yürüyemez hale geldi. Çok ciddi anlamda kontrolsüz mülteci sorunumuz var. Kalifiyeli eleman eksikliğimiz var. Ara eleman eksikliğimiz var. Usta eksikliğimiz var. Esnaf gerçekten bu noktada para kazanamıyor. Kazandığı paradan hayır görmüyor. Enflasyon gibi bir canavarla savaşıyor haldeyiz. Bu nedenle bizim Allah'ın izniyle ilk yapacağımız icraat öncelikle bütün mahallelerimizin ulaşım, çevre ve peyzaj sorunlarının tamamını çözeceğiz. Ahlaklı belediyeciliği ilk 100 günde ATM çalışanlarından tutun da çalanın, çırpanın temizlendiği bir belediyecilik sistemini ilk 100 günde tesis edeceğiz. Ve rantın dönmediği, belediye makamının rant makamına çevrilmediği bir belediyeciliği biz ilk bir yılda Altındağ'a kazandırmayı vaat ediyoruz, hedefliyoruz. Allah'ın izniyle de başaracağız. Evet, benim sorum yok. Süleyman Bey, değerli üstadımız birçok soru sordu. Birçok evet. Da aydınlatıcı cevap aldık ama bu süreçten sonraki çalışmalarınızı merak ediyoruz. Kaç mahalle gezdiniz? Ne kadar daha yere dokunacaksınız? Hiç görmeyeceğiz. Son 13 günde biz bütün mahallelerimizi gezdik. Ama Allah'ın izniyle seçim yasakları başlayana kadar sahada olmaya, anlatmaya ve çözüm bulmaya devam edeceğiz. Bütün mahallelerimizin çok ciddi sorunları var. Sadece İskitler'den, Zübeyde Han'dan bahsetmiyorum. Karakürçe'nin de sorunları var. Gültepe'nin de sorunları var. Belediyenin gitmediği yerler var. Belediyenin çöp toplamadığı yerler var. Bunların hepsini biliyoruz. Ve belediyenin bunları yapmayarak hangi şeylerle meşgul olduğundan da haberdarız. Bizler az önce söylediğim gibi çok net bir ifadeyle söylüyoruz. Bizler Allah'ın izniyle seçim yasağı başlayana kadar bütün mahalleleri karış karış gezmeye devam edeceğiz. Son mesajımız şudur. Son günlerde İstanbul'da belediye başkanımızın makam arabasına saldırdılar. Yine aynı şekilde Samsun'da konvoyumuza saldırdılar. Altındağ'da bugün pankartlarımızı söküyorlar. Altındağ'da bugün afişlerimizi söküyorlar. Bu pankartlar ve bu afişler hazine yardımıyla yapılmıyor. Bu pankartlar ve afişler adayların ve teşkilatların alın teriyle, çoluğunun çocuğunun rızkıyla yapılıyor. Bu nedenle bugün bizi yıldırmak isteyenlere, bugün bizi yormak, geriye koymak isteyenlere bir kez daha en net ifadeyle buradan söylüyorum. Korkar mı Nemrud'un ateşinden İbrahim olursa insan? Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Sağda olmaya devam edeceğiz. Gönüllere dokunmaya, elleri sıkmaya, sorunları anlatmaya, çözümleri sunmaya devam edeceğiz. Ve bizler Allah'ın izniyle seçim zamanı değil, geçim zamanı da bu milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz, milletimiz 94 belediyeciliğini çok özledi. Biz biliyoruz, milletimiz milli görüş yurunu, milli görüş belediyeciliğini çok özledi. Çünkü biz biliyoruz, milletimiz demir çarıklarını giyip sokak sokak dolaşan erbakanları çok özledi, çok özledi, çok özledi. Bravo. Katılmanıza da teşekkür ediyorum. Başka soru var mıdır? Ben biz de teşekkür ediyoruz. Evet, Mehmet Altıngöz'ün Altındağ'da sadece bir mahalleyi ziyaretinden edindiğimiz izlenimler bunlar. Evet. Bu programlar sürecek, devamı gelecek. Tabii bir şükür müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum. Meclis üyesi adaylarıma teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle sahadayız, güçlüyüz. Tabana kuvvet, değiştir altında, değiştir gitsin diyoruz. Teşekkürler. Efendim, Altındağ'dayız. Biraz önce izlediğiniz gibi Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkanı adayı Mehmet Altıngöz'ün mahalle ziyaretini ekrana getirdik. Şimdi denk geldiğimiz vatandaşlara soracağız. Merhaba, sizden memnun muyum?
Merhabalar, ben Rüzgar Ölmez. Rüzgar, burada mı yaşıyorsunuz? Ankara Beypazarı'nda yaşıyorum, iş insanıyım. Ben Altındağ'da yaşayan biri olarak sizi... Altındağ'daki arkadaş, evet, Altındağ'da yaşayan arkadaşlarım da var. Mehmet Altıngöz ismi duydunuz mu? Evet, Mehmet Altıngöz ismini milletvekili adayı olduğu dönemlerde mahallelere, köylere çalışmalarından dolayı tanıyorum kendisini. Evet, yani bugün seçimde soruyor musunuz? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, bakalım sırada. Şimdi burada oturan, burada. Buyurun. Hatay'da Yeniden Refah Partisi'ne yapılan silahlı saldırıya kınıyorum. Demokrasiye yakışmadığını düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tabii ki. Merhaba, sizi tanıyorum. Ben de Rıfat Turunç. Mehmet Altıngöz'ü dinlediniz mi? Dinledim. Çok güzel projeleri var. Çok güzel genç girişimci. Başarılar diliyorum. İnşallah başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Biz kolay gelsin. Başarılar dilerim. Efendim devam ediyoruz. Mehmet Altıngöz'ü burada yaşayanlara sormaya. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Eyüp Karagözlü. Öğrenciyim. Aynı zamanda iş hayatındayım. Bu şekilde. Altıngöz'ü dinlediniz. Yenize Nova Partisi altında belediye başkan adayı. Ne düşünüyorsunuz? Yani, nasıl biri? Aslında şunu söylemek istiyorum. Sesim gitti. O kadar heyecanlıyım. O kadar heyecanlıyım. Mehmet Başkan'ı dinlerken, fikirlerini dinlerken bize o kadar heyecan veriyor ki bunu anlatamam. Kendisi genç, heyecanlı, dinamik ve sözün eli bir insan olduğunu biliyorum. Geçmişini tanıyoruz, kendisini biliyoruz. Teşkilatta yaptıklarını, milletvekili zamanlarında yaptıklarını biliyoruz. Aralık zamanında yaptıklarını biliyoruz. Bu yüzden destekliyoruz kendisini. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Devam ediyoruz. Sırada kim var? Burada mı yaşıyorsunuz? Bir... Teşekkür ediyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım mı? İsmail. İsmail Bey, soy isminiz? Uzunoğlu. Uzun. Burada yaşıyorsunuz. Evet, Altındağ'da. Bu mahallede yaşıyoruz. Bu mahallede yaşıyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben ticaretle uğraşıyorum. Güzel. Mehmet Altıngöz'ü dinlediniz. Diledik. Nasıl oldu? Çok iyi, dinamik, genç. Yani her bir işin altından kalkabileceğini düşünüyoruz. Geçenlerde hatta bir toplantıda bizi davet etmişlerdi. Şanlıurfa, Altındağ. Çalıfa altında yani dernekleri evet evet toprağı seçim olsa olur musunuz? Veririz efendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tanıyalım mı? İsmim Hasan Çalı. Altınada mı oturuyorsunuz? Evet, Altınada oturuyorum. Karapürçek'teyim. Evet, Karapürçek'te. Evet, bugün oradaydık biz de. Mehmet Bey'i dinlediniz. Mehmet Altıngöz, Yeniden Refah Partisi, Altındağ Belediye Başkanı adayını dinlediniz. Evet. Ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Altındağ Belediye Başkanı adayımız dolu dizgin. Allah'ın izniyle Altındağ'ı kazanacağına inanıyoruz. Mehmet Altıngöz, genel merkezden bizim adayımız. Kendisi evet, kaza olmasın, sıkıntı yok. Evet. Devam ediyoruz. Kendisi Altındağ'da karış karış mahalleleri geziyor. Kendilerini görüyoruz zaten. Ekibiyle, teşkilatıyla bir bütün olarak. Sizi tanıyalım mı? Ramazan Atilla. Ramazan Atilla. Sandıfe Süveyrek. Süveyrek'se ama Altındağ'da oturuyorsun. Evet, değil mi? Altındağ'da oturuyorum. Altındağ'da oturuyorsun. Evet. Kaç yıldır Altındağ'da oturuyorsun? 20 yıldır. 20 yıldır. Mehmet Gözü dinledin. Dinledim ben daha önce. Nasıl değerlendiriyorsun? Hayırlı uğurlu olsun, iyidir. Seçim olsa verir misin? Verir, niye vermem? Toprağımdır, niye vermem? Toprağımdır. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Belediyelerin, siyasi partilerin, sivil toplum örgütleri ve reel sektörün sorunlarını ve özel röportajlarını yer aldığı Medya 24 her yerde.